İyi akşamlar diliyoruz. Nedir ne değildir'den. Bu akşam iki sürprizle bizim program karşınızda. Bir, artık cuma değil salı günleri yayında olacağız. İkincisi, İstanbul'da değil Ankara'dayız. Çünkü vallahi malumunuz, olan biten haber ne varsa Türkiye'de bütün manşetler Ankara'dan geliyor. Kulisler çok hareketli. 24 Haziran seçimlerine hakikaten çok az vakit var. Partiler stratejileri üzerinde çalışıyorlar. Muhalefet nasıl bir aday çıkaracak? Tek aday mı, çoklu aday mı, biz ne göreceğiz bu süreçte? Peki o çıkan adaylara seçmen nasıl tepki verecek? Ne seçecekler, seçmenin zihninde ne var? Bütün bunları konuşuyor Ankara. Dolayısıyla biz de detaylıca programlarda ele alıyoruz. Bunu anlamaya, anlatmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla dedik ki Ankara'da bu kulis işleri nedir, ne değildir? Biz bir gelip bakalım Ankara'da neler oluyor diye. O yüzden bizim program başkentten yayında bu akşam. Kıymetli konuklarımla birlikte malumunuz doçent doktor Ahmet Kasım Han ve NDR Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar bizimle birlikte ekipçe Ankara'dayız. Ayrıca bize eşlik ediyor Gazete Habertürk Ankara temsilcisi Bülent Aydemir bu akşam Ankara stüdyolarımızdan. Nedir ne değildir'e başlıyoruz. Şimdi. Evet, tekrar hoş geldiniz diyelim konuklarımıza. Açıkçası Bülent Bey siz bize hoş geldiniz deyin. Çünkü ben herhalde bir saat önce uçaktan indim. Konuklarımız buradaydı ama asıl ev sahibimiz sizsiniz Ankara'da bu akşam. Şimdi çok başlık var. Bir saat duruyorsunuz, manşetler birikmiş oluyor Türkiye'de. Öyle bir dönemdeyiz. Ama şuradan başlayalım. Siz bize biraz da kuliste harmanlayarak anlamamıza yardımcı olun. Cumhurbaşkanı'nın önemli ifadeleri vardı. Şöyle ki, şu anda çok garip bir senaryo ortada piyasada dedi. Hafta sonuna kadar da bu senaryo nasıl oynanacak bunu göreceğiz dedi. Böyle ifadeleri oldu açıklamalarına. Siz nasıl baktınız? Nedir bu garip senaryo Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği? Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün AK Parti grubunda böyle bir kesif bir koku vardı, yani böyle bir hissiyat vardı. Onu hissettik, yayında da paylaştım sizinle yayınımızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması tabii Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak işte eleştirilerle başladı. Bu 15 Temmuz gününe ilişkin önceki günden başlayan, dünkü oturumda başlayan bir hikayeydi açıkçası. Ağır eleştirilerle, yanıtlarla devam etti ama konuşmanın son bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan senaryolardan bahsetti. Bu senaryoları sayarken tabii kağıttan kayığa benzetti. Yani işte isim vermedi ama bu kağıttan kayığa binmek isteyenler diye bir ifadesi oldu. Ve ardından gruba, AK Parti grubuna tahkim edici, grubu böyle bütünleştirici sözler söyledi, gönül alıcı sözler söyledi. Biz işte vesayetle mücadele ettik dedi. Bunu tek başıma yapmadım. Bu grupla yaptık. Bu vekillerle yaptık dedi. İşte köprüler, otoyollar yaptık. Türkiye'nin milli gelirini 3 katı büyüttük. Ama bunu tek başıma yapmadım dedi. Onore edici sözlerdi. Ve bu açıkçası bir uyarı gibi algıladım ben bunu. Birçok gazeteci arkadaşımız da öyle. Sonrasında sorduk Cumhurbaşkanı neden böyle ifadeler kullandı. Tabii bir süredir vardı bu işte ittifak, 15 milletvekilinin transferi, Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Partisi'nin, Saadet Partisi'nin flörtüyle bir de Abdullah Gül faktörü eklenmişti. Ama kimse tabii Ankara'da Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkabileceğine, bu ittifakla birlikte, Cumhur İttifakı'nın karşısında yer alan partilerle birlikte hareket edip AK Parti hareketine zarar vereceğine ihtimal vermiyordu. Ama bugünkü grupta şunu gördük, tabii sorduk. Çok önemli isimlerle konuştum ben. Daha ağzımızdan cümle çıkar çıkmaz, ya işte ne oluyor Abdullah Bey aday olur mu derken, evet ya da hayır demeden sıralamaya başladılar. İşte bu kardeşlik hukukuna zarar verir, hiç centilmence olmaz, ahlaki olmaz. Anladık ki bir senaryo yürüyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu senaryoya çok ciddi önem vermiş ve bunun gerçekleşebileceğine ihtimal vermiş ki dünkü 23 Nisan resepsiyonunda da
Cumhurbaşkanı Erdoğan o resepsiyona gelmeyecekti ama geldi ve oradan takır takır mesajlarını verdi. İşte Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını eleştirdi, Özgür Özel'in oturumdaki tavrını eleştirdi. Ve bu senaryo nedir tabii işte konuşulan Ankara'da o. Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda güçlü sinyaller almış AK Parti. Bu sinyaller tabii yazılıp çizilenler de var. İttifakın henüz çatılamayan bu İyi Parti'ye Cumhuriyet Halk Partili 15 milletvekilinin transferiyle artık hız kazanan ittifakın adayı olması konusunda Abdullah Gül'ün bazı şartları olduğu, bu ittifakın içinde yer alabilmek için ittifakın ortak adayı olması gerektiği. Ki burada birkaç arızalı konu var Abdullah Gül açısından. Meral Akşener'in adaylıkta ısrar etmesi. Meral Akşener aday olacağım diyor, ben Cumhurbaşkanı adayım diyor, iddialı bu konuda. Duyduğumuz kadarıyla orada bir ikna süreci var. İyi Parti'yi ikna etmek için Saadet Partisi'nin Temel Karamollaoğlu'nun çalıştığını biliyoruz. Yarın da Abdullah Gül'le bir görüşmesi olacak. Hı hı. Burada teklifle gidecek. Tabii bu arada bunlar olurken başka senaryolar da konuşuluyor. Abdullah Gül aday olursa bağımsız aday 100 bin imzayla, böyle bir imkan var. 100 bin imzayla aday olur mu yoksa Saadet Partisi'nin adayı mı çıkar? Eğer bu ittifak çatılabilirse ki ana muhalefet partisine göre, CHP'ye göre bu ittifak sıfır barajı ittifakı, ilkeler ittifakı, belki protokole bağlanmadan ikinci turda mümkün olduğunca partilerin adayla ortaya çıkması, ikinci turda çıkacak adayın işte Abdullah Gül olursa zımni olarak bir akitte bağlanmadan Abdullah Gül'ün desteklenmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte çıkacak ikinci adayın ikinci tura kalması durumunda çekilerek, ki anayasa buna cevaz veriyor, yani bir üçüncü adayın çıkması. Şimdi bunlar çok belli ki Ankara'da çalışılan, üstüne düşünülen, konuşulan senaryolar. Onlara gelelim. Evet. Hani anayasanın neye müsaade ettiği, o müsaadeler üzerinden nasıl stratejilerin geliştiği. Bu ilginç çünkü söylediğiniz, o iki aday kalırsa, biri çekilirse, üçüncü aday devreye girerse dediğiniz. Oraya gelelim ama Gül'ün adaylığının detayına da gelelim, Akşener'e de gelelim. Sadece bu kullandığınız ifadeyi ben açmanızı rica edeceğim. Dediniz ya, biz uyarı gibi algıladık diye. Hı hı. Cumhurbaşkanı ne uyarısı yapıyor? Gitmeyin uyarısı. Yani gitmeyin derken tabii ki bu bir tercih. Yani Cumhurbaşkanı bugün toplantıda da, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda da şöyle bir ifadesi var, sıcak bilgi verelim, kulis olsun, kulisten öte aslında. Kimse benden aday ol ya da olma telkini beklemesin diyor. MKYK üyelerine söylüyor, bakanlar da var tabii bunun içinde. Herkes kendi kararını versin, benden bir işaret beklemesin diyor. Yani yeni sistemde, ki Cumhurbaşkanı hatırlayın 3 gün önce, hafta sonu bir açıklaması vardı. Baba yiğitler göreceğim dedi iş adamlarına seslenirken, İstanbul'da DEİK'ti galiba, DEİK toplantısı. Dedi ki baba yiğitler görelim bakalım çıkacak mı dedi. Çünkü artık kabine parlamentodan oluşmayacak, milletvekili olmayacak. Dolayısıyla milletvekilliğine aday olacak bir bakan, AK Parti yöneticisi kendi kaderini seçmiş olacak. Ben size asla garanti vermiyorum diyor. Yani bundan sonra sizin tavrınız belirleyici olacak. Sadakat, liyakat, davaya bağlılık. Bunun bir testiydi. Cumhurbaşkanı uyarı yaptı aslında. Amerika'da Dışişleri Bakanı'nın örneğini vererek söyledi hatta. Evet. Yani iş dünyasından geliyor ama sonuçta böyle bir görev verildi. O da Dışişleri Bakanlığı yaptı, Tillerson'dan bahsetmişti. Hoş sonra bir tweetle gittiğini öğrendi. Ayrı konu ama o da Amerika'nın kendi iş dinamikleriyle açıklanabilecek bir şey. Neyse, bir de öyle bir örnek vardı. Gitmeyin diyor, gitmeyi düşünenler mi var? Şimdi grupta şöyle bir hava vardı. Hani biz hep böyle bakarız, böyle spekülasyon gibi olur ama değildir. Aslında çoğu da doğru çıkar. Grubun müdavimleri, gelmeyen isimler, bunların hepsini biliriz. Bilmiyorum, isim saymam ne kadar doğru ama işte siz daha mesela, iyi bilirsiniz Ankara temsilcisi. Mesela Ali Babacan, hani ekonomide hani önemli isimler yapmış, önemli hizmetler vermiş bir isim, uluslararası kredibilitesi olan bir isim. Yani Abdullah Gül'e yakınlığı bilinir ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da çok yakın çalıştı. Hani o mesela bugün grupta yoktu. Acaba işte Abdullah Gül'e eğer bir hareket başlatacaksa, bu bir sonuçta bir karşı çıkış. Yani bir adım atma. Dolayısıyla yanında olur mu işte Beşir Atalay gibi bir isim, Milli Birlik projesinde, Milli Birlik ve Kardeşlik projesinin başlatıp yürütücülerinden birisi, önemli bir isim. Şu anda AK Parti'de şu anki strateji gereği olmayan bir isim. Beşir Atalay'la beraber mi yürüyecek?
Bunlar tabii grupta yoktu. Tabii zan altında bırakmak istemeyiz ama bir yandan da hani Abdullah Gül'e yakın olup geçmişte 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e parlamentoda olup grup toplantısında sonrasındaki sorularımıza ben bir süredir görüşmüyorum zaten ve bu doğru olmaz diyen isimler de var. Şimdi bunları isim olarak söylemeyelim, doğru olmaz. Ama bir hareketlenme grupta vardı. Ha bu grubun bölünüp ayrışması değil. Bu hareketin, Abdullah Gül'ün bu çıkışının zarar vereceği. Çünkü muhalefetin şöyle bir stratejisi var. O kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün söyledi. Erdoğan karşıtlığı üzerine bir strateji izleniyor, bir oyun oynanıyor dedi. Hı. Bu Erdoğan karşıtlığı üzerine hani Abdullah Gül isminin işte Kürt seçmen üzerinde bir ağırlığı var deniliyor, bir karşılığı var. Ama Abdullah Gül'ün Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ortak aday çıkarılması ya da dışarıdan desteklenen ortak aday olmasa, yani çatı aday olmasa bile bir aday olarak çıkmasında Cumhuriyet Halk Partisi tabanından bir alerji oluşuyor. Bunu Cumhuriyet Halk Partililer söylüyorlar. Yani evet. Abdullah Gül'e niye verelim? Niye içimizden Cumhuriyet Halk Partisi değerlerini taşıyan sembol olmuş isimlerden birini evet. neden çıkarmıyoruz da gidip muhafazakar, milliyetçi muhafazakar camiadan birini getirip koyuyoruz? Bunu söylüyorlar. Şunu söyleyen de var işte bu tezin karşısını savunanlar. 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin 367 krizini hatırlayalım. Orada işte tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi, aynı CHP duruyor, aynı Abdullah Bey duruyor. Neden şimdi böyle bir adım atıyor? Peki. Anladığımız dolayısıyla bu garip senaryoların, bu ifadenin şu anda Erdoğan karşıtlığı üzerinden şekillenebilecek senaryolara yönelik olarak söylenmiş olabileceği, partiye sizin ifadenizle tırnak içinde ben tekrar ediyor olayım, gitmeyin mesajı ve partiyi de bir arada tutma mesajı olarak ben izah ettiğinizi anlıyorum. Tabii. Bu açıklamalarınızdan. O sırada Faruk Acar'ın güldüğünü fark ettim. Acaba niye gülümsedi onu da anlatsın. Giden mi var? Niye gitmeyin diyor Cumhurbaşkanı. Partiye ne mesaj veriyor? Biraz da Faruk Acar'ın duyduğu Ankara kulislerine bilgiyi Ankara kulislerini soralım. Valla şöyle tabii burada bir Ankara gazetecisi ve mesleği itibariyle onun yanında tabii kulis haberciliği, kulise dair bilgi alma yöntemleri, ya bu bir teknik, bu başka bir sanat yani. O dolayısıyla üstadın yanında bunu paylaşmış olmayalım. Ama tabii ben yani kulis ya da içinde olduğumuz yerlerde, bulunduğumuz ortamlarda gördüğüm bir kere tabii Bülent Bey az önce paylaşırken bazı isimler de telaffuz yani etmek doğru mu diyerek başlayıp birkaç sembol isimden söz etti. Doğru. Mutlaka bu isimlerin önemi kamuoyunda vardı. Ama eskiden vardı. O yüzden güldüm aslına bakarsanız. Yani olmamasının nasıl bir anlam ifade ettiğini belki hepsi için değil ama büyük bir bölümü için yani zaten AK Parti içerisinde bulunulmuş olmasından dolayı rahatsızlık duyulan ve kendi şehirlerinde en sevilmeyen milletvekili olarak da görüldüğünü ifade edebilirim. Sadece bir isme odaklanarak bunu paylaşmış olmayayım ama şunu biliyoruz. Bu partinin var olması AK Parti adına değerlendirme yaptığımızda ya da diğer tüm Türkiye'deki diğer partiler adına da değerlendirme yapıldığında ideolojik bir yaklaşım sergilenmekle beraber, tercih nedeni olmasıyla beraber kendinde benzeşen bu partilerin liderleriyle karşılıklı temas halinde olduğu bir seçmen kitlesinden söz ediyoruz. Seçmenlerden söz ediyoruz. Yani benim boyum benziyor ona diyerek de bir sebep söyleyebilirsiniz. Çok basite indirgeyerek söylüyorum bunu. Benim boyum, duruşum, karizmam falan işte aynı böyleyim ya ben de ya da böyle bir rol modelim olmalı şeklinde de bunu ele alan ve seçmen olan bir kitle var. Ama tabii ki kimliği buna müsaade ettiği ölçüde ancak onu öyle görebiliyor. Biraz subjektif yani bu bakış. Ama diğer yandan yani aslında ben de bu konuyu böyle değerlendiriyorum. Ben de tam olarak böyle vurmasını istiyorum. Böyle konuşmasını istiyorum. Tonlamasını istiyorum.
şeklinde kendinde olan bazı şeyleri karşı tarafta da hissediyor, görüyor olması dolayısıyla tercih. Şimdi genelde liderlere bakılarak verilen bir tercihten söz ediyoruz. Şimdi bu liderlerin yani arkadan domine eden rüzgarı arkasına almış olmasıyla beraber şehirlerde bir de aktörleri oluşuyor. O illerin de aktörleri bir lider haline dönüşebiliyor. Yani X şehrinin patronu şu adam haline gelebiliyor. Peki bu kişiler o şehirde oy alabiliyor mu? Biz bunların hepsinin ölçümlerini yapıyoruz sahada. Aslında kamuoyu önünde böyle çok bildiğiniz ekranlar önünde kurmay kadro içerisinde çok böyle sevildiğini falan düşündüğünüz ya da tanıdığınız isimlerin birçoğu zaten kendi şehirlerinde çok da böyle memnun olunmayan karakterler olarak yorumlanabilir. O nedenle gitmiş olmalarının bir oy kaybına sebep olabileceğini söylemek çok doğru olmaz. Ha, psikolojik bir etkisi vardır bunun. Genel havası kaybı olacağını... Yok, öyle demediniz. Evet. Ben o yüzden güldüm. Yani ama gitse de ne anlam ifade eder? Bu Milliyetçi eder, Hareket diyerek. Partisi ile AK Parti ittifakı bağlamında hı-hı, değerlendirmek lazım. Bu çok değerli bir ittifak. Evet. Yani bir ön açıcı ittifak ama bunun AK Parti içinde de hani geçmişte bu harekete hizmet etmiş, ya ben korucu, işte Bülent Arınç bugün geldi, tabii mesaj tabii belki iletecek. Ama diyor ki ben bu ısrarla vurguda bulunuyor Bülent Arınç. Hı hı. Diyor ki ben bu partinin kurucularından biriyim. Evet. Abdullah Gül de öyle. Şimdi biri birini tabii ikame ediyor. Şimdi hani bakın, bu harekette tabanda bir karşılığı olur. Bir de Saadet bakın, Partisi figürü var. Toplamına baktığınızda bunun bir psikolojik etkisi olacağı muhakkak. Ha. Yani burada şüphesiz böyle bakmamız gerekiyor. Bu başlığa böyle bakmamız gerekiyor. Tabanda kamuoyunun bildiği ve takdir ettiği, teveccühte bulunduğu isimler o partiden ayrıldığında, ayrılma şekilleri de burada önemli tabii, ayrıldığında, mağdur olduğu düşünüldüğünde, haksızlık edildiği düşünüldüğünde bütün olarak toplamda seçmenlerin belki oy tercihini doğrudan etkilemeyebilir ama faktör haline gelebilir. Bu önemli bir şeydir. Bir göstergedir. O kopar, öteki kopar, diğeri verisi falan kopmaya başlayınca bu dalga dalga bir çarpan etkisine dönüşüp seçmenin tercihlerine de sebep olabilir. Fakat dediğim gibi yani X vatandaş gitti. Şimdi isimler üzerine şimdi diyorum ki AK Parti'den giden kim olursa böyle etkisi ne olur? Ya işte daha önce gidenlerin ne nasıl bir etkiyi bıraktığını gördük taban nezdinde. Peki bugün olur mu bu durum? Bunu bugün için çok söylemek mümkün değil. Ama oraya bir hava katmaksa gittiği yerle ilgili olarak oraya bir anlam kazandırabilir. Bunu Tuğrul Türkeş için bile söyleyebilirsiniz. Bakın, Tuğrul Türkeş AK Parti'ye geldi ve bakan oldu değil mi? 7 Haziran sonrasındaki gelişen olaylar. Tuğrul Türkeş AK Parti'ye bir oy getirmedi. Ama psikolojik bir hava sağladı. Soyadının Türkeş olması avantajıydı. Yani sonrasında gördük ki AK Parti zaten bu söylem noktasında milliyetçi bir taban üzerinde, zemin üzerinde daha farklı bir yerde durmaya başladı. Daha önce milliyetçi değildi demiyorum. Ama farkındalık noktasında bazı isimler sembol anlamlar ifade ettiği için önemlidir. Şimdi Temel Karamollaoğlu neden bu kadar gündemde yer tuttu? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir şekilde oy alacağını öngörmediğimiz bir taban, yani işte aşağı yukarı dümdüz bir hesap yapalım. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimi çok önemsiyor. Tamam. Biliyoruz ki AK Parti ile girdiği her yarışta zaten kaybediyor. Ve burası da tamam. Bu da zaten seçmenler nezdinde böyle kabul edilmiş vaziyette görülüyor. Sizce kim kazanır diye sorduğumuzda AK Parti kazanır diyen bir seçmene de dönüşüyor mesele. Yani gidiyor tercihini Cumhuriyet Halk Partisi'ne veriyor ama seçmen. Kim kazanırın sonucunda da sorusunun cevabında da yine bunlar kazanır diyerek hoşlanmayarak da olsa bu kabullenişi ifade ediyor.
Şimdi peki Temel Karamollaoğlu ne anlam ifade ediyor Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmelerinde? Çünkü o tabanın dilini, geleneğini bilen bir aktör olması dolayısıyla oraya Şer ittifakı dendiğinde tam olarak tutmadığını ve psikolojik bir etki sağlayacağını ifade etmiş olmalarının gücünü sağlıyor. Şimdi oy götürüyor mu? Hayır. Yani 0.16'lık 7'lik bir oyu olan bir partiden söz ediyoruz. Bugün 1 olduğunu, çok iyi ihtimalle 2'ye kadar çıktığını varsayalım. Fakat %25'e 2 puan ekleyince %27 ile sonuç alınmıyor biliyorsunuz. %50 artı 1'e oynuyorsunuz. Ama Saadet Partisi'nin orada bulunmuş olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin havasında ve söyleminde farklılık oluşturuyor. Psikolojik etki açısından söylüyorum. Oy anlamında söylemiyorum. Şimdi dolayısıyla buradan hareketle Bülent Aydemir'in de söylediği gibi Bülent Arınç'ın nerede durduğu ve ne söylediği önemli midir? Önemlidir. Ama oy getirisi ya da götürüsü olmaz. Onu söylemeye çalışıyorum. Özgül ağırlık. Bir, evet evet. Psikolojik bir etkiden. Peki ya, psikolojik etkin o zaman seçimlere, sorgulama. Şimdi bakın, seçmen nedir? Doğrudan direkt olarak şöyle yapmaz. Arkadaş bu buraya geçti. O halde ben de şu partiye geçeyim ya falan demez. Yavaş yavaş o sadakatinden kopabilmesi için başka nedenlere ihtiyaç duyar. O 10 neden ise o geçişi sağlayacak bir tanesi olur. Ama bu tek başına yeterli değildir. O havayı ve ondan sonrasında gelebilecek olumsuzlukların farkındalığını ortaya çıkarmasına sebep olur. Anlatabildim mi? Anlatabildiniz efendim. Evet. O nedenle şunu söyleyeyim. Ben tabii İstanbul stüdyosunda bunu söylemeden etmeyeyim. Esra da, Eren de, bizim ekibimiz de buradan selam olsun Ankara'dan. Çok ilginç bir şekilde Ankara stüdyosunda da koltuğumu rahatsız bir şekilde hissederek seyircilerden de izleyicilerden de özür diliyorum. Burada da ilginç bir şey oldu. Oradaki koltuğumda da problem vardı. Bu kadar gergin bir ortamda Ankara'da rahat oturamıyoruz diyorsunuz yani. Yine rahat oturamadık. Yani, Ankara'ya geldik yine değişmedi. Yani, başkentte koltuk esprileri diyerek yapmayalım lütfen. Hoş, bizim evet programın mizahi yönü kuvvetlidir ve izleyicilerimiz de bunu evet biliyor ama neyse. Bak orta koltuk olsun diye bıraktım onu orayı. Yoksa ben oturacaktım. Niye, ortada mı kalmış istedin? Hayır, ortası olmuyor. Yani masanın tamam, merkezinde zaten ben olsun istedim. Merkezde olan dediğim. Yani siyasi yelpazenin neresinde ya da nedir ne değildirin neresinde yer alıyorsunuz? Daha sağında mı solunda mı diye demiştim. Burada da bir siyasi oyun var mı sizde? Burada, yani yok, bir komplo konuyor. İşte Faruk Acar Ankara yayınında koltuklar üzerinden espriler evet yaparsa bir düşünmek lazım. Acaba şimdi, satır arasında bir şey var mı diye. Şimdi Afşin Yurdakul latife bir yana çok hızlı girilen bir seçim dönemi evet var. 60 gün boyunca hem Bülent Bey hem Ahmet Kasıman hem her gün sen, ben zaten kopmuş vaziyetteyim. Daha 60 gün var ama işte 4-5 gündür zaten kopmuş vaziyetteyim. Ama seçmenlerin de çok heyecanla değişik hamlelerin yapılmasıyla takip ettiği bir seçim evet yaşanacak Türkiye'de. Çok sıcak geçecek. Görünen şu anki bu, şu anki durum bu. Baş döndürücü bir hava var farkındaysanız. Gerçekten. O nedenle o oraya gitmiş, bu buradan bunu yapmış, o oradan tekrar çıkmış, bu tarafa geçmiş, vazgeçmiş, karşıya geçmiş bu kez falan. Valla artık çok şaşkınlıkla karşılayacağımız bir şey değil. Herkes son şans gibi düşünerek, son durak gibi düşünerek, bunun çok büyük bir önemi olduğunu evet düşünerek bir şekilde pozisyon almaya ve kurgu yapmaya çalışıyor. Hamlelerini buna göre geliştiriyor. Evet. Henüz 3-4 gündür bunları yaşıyoruz. Yarından itibaren yaşamaya devam da edeceğiz diye evet düşünüyorum. Ahmet Kasman'ın bir yorumlarını sorayım bu stratejilere. Reklama mı gideceksin? Öyle bir hava sezdi değil mi? Eli kulağında yok. Arıncı soracağım sonra Bülent Bey'e de kulislerde ne duydu diye. Ama önce bir yorum duyayım. Hepimiz konuşmuş olalım. Ondan sonra bir sorayım. Yani bunun çok heyecanlı bir seçim süreci olacağı zaten daha ilk bir haftası da olmadan belli oldu.
Biraz evvel Faruk'un söylediklerine katılıyorum. Ona katılmamak mümkün değil. Hakikaten şey olacak. Bu noktadan itibaren birçok insan birçok şekilde tırnak içinde taraf değiştirecek ve tekrar taraf değiştirecek ve muhtemelen bir daha taraf değiştirecek. Yani çift sayılarda taraf değiştirdiğiniz zaman karşı tarafta tek sayılarda taraf değiştirdiğinizde başladığınız noktada olacak bir kısım insan. Ve bunların doğrudan ben bir seçimi getirici veya götürücü etkisinin olacağını zannetmiyorum. Bir ileriye doğru baktığımda şunu gördüğümü söyleyebilirim. Evet, bu tekil hareketlilikler çok fazla anlam ifade etmeyebilir ama bu seçimin kaderini belirleyebilecek önemli parametrelerden bir tanesinin yeni sistemdeki başkan yardımcıları olduğunu söyleyebilirim. Çünkü her adayın aşağı yukarı kalibresinin ne olduğunu biliyoruz oy yüzdesi bakımından. Cumhurbaşkanı Erdoğan onu seçimden sonra açıklayacağım dedi. Evet. Yani öncesinde hani açıklayacağım. Çünkü orada şöyle bir şey var. Erdoğan'ın herhangi bir başkan yardımcısıyla oyunu anlamlı biçimde arttırması çok mümkün değil. Çünkü onun özgül oyu zaten oldukça yüksek, tek başına kümülatif. Bir ikincisi de orada bir Erdoğan meselesi var. Yani seçimin genel şeyine baktığımız zaman, en azından şu son 6 günlük safahate baktığımız zaman şunu görmek mümkün diye düşünüyorum. Muhalefette bir Erdoğan üzerinden muhalefet yapma dili oluşuyor. Fakat ben bunun o haliyle Erdoğan stratejisini kurgulayan ekip açısından pek bir sorun teşkil ettiğini düşünmüyorum. Çünkü onlar da zannediyorum Recep Tayyip Erdoğan'ın kimlik, kişilik ve simgesel değeri üzerinden bir şey kurguluyorlar. Mesela bu toplantıda, grup toplantısındaki söylem. İlk bakışta baktığınız zaman evet, paye veren bir söylem bu gruba. Hiç kuşkusuz öyle de olmalıdır. Ama öte taraftan bu çok yukarıda duran, Türkiye siyasetini son 15 yılını bütünüyle domine etmiş bulunan bir siyasi aktörün, yani tam anlamıyla kelimenin tam manası bir siyasi ağır topun kendisine ait krediyi onunla birlikte çalışanlarla paylaşması, burada gösterdiği alçak gönüllük üzerinden de gene kendisinin merkeze oturması. Yani tabii. Sayın Cumhurbaşkanı'nın jestleri onu merkeze koyuyor sonunda. O nedenle bu Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaset yapıyorlar şikayeti hem bir şikayet belki belli açılardan, ama özünde bakarsak esasen oyunun üzerinde oynanması tercih edilecek bir zemin. Erdoğan kampanyası açısından baktığınızda. O nedenle diyorum Erdoğan stratejisini kurgulayan ekip açısından bence bu sorun değil. Aksine beklenilen bir şey. Hatta bu muhalefetin ezberlediği bir tarz. İdmanlı olduğu bir tarz. Fakat bundan iktidarın da ben rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Bu iyi bir şey çünkü. Yani sonunda konsolidasyon sağlıyor. Bu biraz CHP'nin fonksiyonuna falan da indirgenebilir ya. Onlar ayrı muhabbetler. Önümüzdeki 65 gün boyunca bol bol konuşacak vaktimiz olur. Şimdi öbür tarafa baktığımızda ama başkan adayının kim olduğunun ötesinde yardımcılarının kim olduğu da önemli olacak. Ahmet, onu açsana. Niye yardımcıları ikide vurguluyorsun? Ben bir ek yapayım mı müsaadenizle? Mesela hani uyumlu çalışan bir hükümet ve Türk Silahlı Kuvvetleri. Belki tarihte olmadığı kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mehmetçik'le halk arasındaki o etkileşiminin en üst seviyede yaşandığı işte Afrin Operasyonu. İşte Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Akar ve çok uyumlu çalışıyor. Sivil kıyafetiyle görüyoruz. Seyahatlere katılıyor, yurt dışı diplomatik evet. Ziyaretler yapıyor. Mesela bir başkan yardımcılarından birinin, ki bu çatışmaların yaşandığı bu bölgede kaçınılmaz,
İşte güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı mesela. Hulusi Akar olabilir mesela. Bu konuşuluyor. Bahçeli, tabii Bahçeli istemiyor başkan yardımcılığı gibi bir göreve talip olmadığını ifade ediyor. Zaten hani milletvekili olacak. Partisinin genel başkanlığını yürütecek ama Bahçeli'nin işaret edeceği bir isim ya da işaret etmese bile Cumhurbaşkanı'nın kendiliğinden kabinesine alacağı Milliyetçi Hareket Partisi tandanlı, milliyetçi kökenli isimler. Yani böyle bir kabine tasavvuru vardır. Çünkü Ankara'da hep bunlar konuşuluyor. Kabine tasarrufu muhakkak vardır da burada önce en yukarıdaki yarışı analiz etmeye çalışıyorum ben. Onu analiz ettiğim zaman şunu görüyorum net olarak. Erdoğan. Yani o öyle zaten. Ve o bir kutup durduğu yerde. Öbür tarafta birden fazla aday olduğunda, birden fazla aday olmazsa zaten muhtemeldir ki birinci turda bu şey bitecektir. Birden fazla aday olduğunda o birden fazla adayın hangisinin öne geçeceğini belirleyecek faktör sadece o adayın özgül ağırlığı değil. Çünkü zaten tek başına her adayın özgül ağırlığı aynı kefenin terazinin kefelerinde tartıldığında birebir de Erdoğan'dan daha az. Dolayısıyla yanına ne ağırlık koyacak o aday? Başkan yardımcıları bu bakımdan önemli. Mesela X aday, tek tek isimleri de konuşabiliriz bir sonraki turlarda ama X aday, o X aday diyelim ki şey, mesela güvenlik konusunda olağanüstü yetkin birisi ama ekonomi bakımından kamuoyu algısı o yönde değil kendisiyle alakalı olarak. O halde ne olacak? Mesela ekonomiyle ilgili birisini ve kamuoyunun kendisinden tırnak içinde razı olacağı birisini kendi içerisinde de bir bu bakımdan kredibilitesi oya tabir edilebilir. Hı hı. Birisini yanına alabilirse o akümüle olarak bir noktaya taşıyabilir olayı. İkincisi de olay özellikle de ikinci tura kalırsa bu çok anlamlı olacaktır. Başkan yardımcılarının fonksiyonu tabii, ve imajı ne kadar? O zaman biz gerçekten Sayın Bahçeli'nin tutumunun ne olacağını, ben Devlet Bahçeli'nin kendi koltuğundan kalkacağını hiç zannetmiyorum. Dolayısıyla milletvekili olacaktır. Ama birini kimi işaret eder, birini mi işaret eder? İşte mevcut Genelkurmay Başkanı o emekliliğini ister, ayrılır, o başkan yardımcısı mı olur? Vesaireyi de orada göreceğiz. Bu da işte bunların açıklanma hamlelerinin sıralamasını oldukça stratejik bir oyuna dönüştürüyor. Ve önümüzdeki 64-65 günlük sürenin heyecanına daha fazla heyecan katacak. İnşallah hep beraber seçime heyecanlanırken erken bir kalp krizi geçirmeyiz diye de ümit ediyorum. Yani çünkü Türkiye'nin de böyle çok heyecana tahammül edecek bir şeyi de yok. Bir havası da yok. Siz katılıyor musunuz Ankara'da başkan yardımcılığı için zikredilen konuşulan isimleri duyduğunuzda böyle bir fonksiyonla bu isimlerin zikredildiğine, düşünüldüğüne, bu tasavvurun oradan geldiğine katılıyor musunuz şimdi, size? Tam olarak değil tabii bunlar konuşuluyor ama şimdi Ahmet Kasımhan'ın söyledikleri yabana atılı şeyler değil ama yani Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda başkan yardımcıları ile ilgili bir projeksiyon yapmıyor. Ya da isimler dolaşıma onun tarafından, AK Parti çevreleri tarafından sokulmuyor. Ama bir tartışma var. Nedir bu tartışma? Şimdi az önce söylediğim değerli bir ittifaktan söz ediyoruz. Bu işte AK Parti'ye Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendiliğinden verdiği, değil mi? AK Parti'nin talip olmadığı bir şey. Belki devlet refleksinin, hani hep öyle denilir ya, sonuçta AK Parti hep böyle hani devlet refleksiyle hareket eden bir partiydi ama hiç bu kadar olmamıştı. İşte çözüm sürecinin bitmesi, terörle mücadelede farklı bir düzleme geçilmesi, sınır ötesinde operasyonların yapılması, terörün mevziinde gidilip vurulması, bunların hepsi bir refleksin sonucu ve bir tehdit algısının sonucu. Türkiye'de işte Bahçeli'nin aslında başını çektiği ve bir sürü attığı adımın dayanağı oluşturan bir tehdit algısı var. Jeopolitik risk, dış kaynaklı risk, Suriye üzerinden Türkiye'yi boğmaya çalışan bir küresel düzlem, amaçlarını harekete geçirmeye çalışan bir küresel yapı, bunun ekonomik uzantıları, bunlar hep konuşulan tehditler.
Bunun için Bahçeli çıkıp bir tedbir anayasa dediğimiz 17 Nisan referandumuna giden süreci hatırlayalım. Bahçeli çıktı, birden dedi ki bu mevcut durum dedi Türkiye'nin karşılaştığı riskleri karşılamıyor. Bu elbiseye, bu anayasa, bu vücuda bu elbise dar geliyor. Çıkın dedi, mevcut durumu, fiili durumu yasal düzleme kavuşturalım dedi. 16 Nisan'da. Değil mi? Anayasa teklifinde bulundu. Anayasa yapıldı referandumla, 16 Nisan referandumunda. Hani ne oldu bu süre zarfında? Bu geçiş sürecinde 2019'a kadarki süreç, lafı çok uzatmayayım, bir geçiş süreciydi. Ama bu tedbir anayasa, bu tehlikeleri bertaraf edecek anayasa işletilemedi maalesef. Yani hızlı hareket edilemedi. Bunun nüveleri vardı, hayata geçirilen maddeler vardı. Bu sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisiyle buluşması, o ataleti üzerinden atması falan değil. Yani bir şeyler yapılması gerekiyordu. Bahçeli ikinci hamlesini yaptı, ikinci pası attı. Dedi ki erken seçim, çünkü 2019 Kasım'ına kadar Türkiye'nin bu risklerle gidemeyeceğini söyledi. Haklı mı? Bence haklı. İkinci pası attı ve bu arada da hani ne yapılabilirdi? İşte bu belki AK Parti'nin doğrudan sorumluluğu değil ama bu 15 vekil meselesi bu işi bozdu bana sorarsanız. Hani çünkü muhalefet tek ayak üstünde yakalandı, hazırlıksız yakalandı, henüz daha turları yapamamışlardı. Abdullah Gül'ün bir hazırlığı varsa bile o 2019'a yönelikti. Henüz hani 24 Haziran'ı düşünmemişti. Bunu bilgi olarak söylüyorum. Yani hazırlık vardı. Toplanılıyordu, bir şekilde ekip kuruluyordu filan ama 24 Haziran'a hazır değillerdi. Ama işte bu 15 vekil İYİ Parti ile Saadet Partisi'ni, Cumhuriyet Halk Partisi ile tamamen kapıyı kapatan Meral Akşener Cumhuriyet Halk Partisi'ne kapıyı kapattı. Ben ittifak yapmayacağım dedi. Çünkü ben oradan oy alacağım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden oy alacağım. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nden alacağım dedi. Dolayısıyla bu iş yine tavsadı. Tabii bundan sonra ne olacak? Bundan sonra bu AK Parti ile MHP ittifakının anlatılması gereken, bana sorarsanız başka kesimler de var. AK Parti'nin içinde de bir ayrılık hareketi olarak değil ama bu hareketi, bu yaklaşımı sorgulayan isimler var. Belki bunlar AK Parti MHP ittifakı mı? Tabii sorgulayanlar var. İşte Güneydoğu açısından sorgulananlar var ki Bahçeli sürekli buna tepki gösteriyor. Abdullah Gül'ün çıkışında işte Güneydoğu seçmeni üzerindeki, Kürt seçmeni üzerindeki... Nasıl sorular var? Ya sorgulayanlar var diyorsunuz ama neresi sorgulanıyor? Şimdi hangi sorular sorgulanıyor? Yani bu dünyayı yeniden keşfetmek değil. Yani Bahçeli istiyor, bir şeyler oluyor. Çok fazla, yani AK Parti ya seçim tarihini bile, yani Milliyetçi Hareket Partisi belirledi ya da erken seçim diyelim. Tarihi AK Parti öne çekti çünkü haklı olarak ekonomik riskleri bertaraf edelim, siyasal riskleri bertaraf edelim diye... Bu tarih 26 Ağustos'tan 24 Haziran'a çekildi ama bu Türkiye'nin önünü açacak hamleleri Milliyetçi Hareket Partisi yaptı. Sadece bu mu? Çözüm süreci konusunda, işte Afrin operasyonu konusunda Bahçeli'nin tavırlarını hatırlayın. Barzani'ye karşı, Kuzey Irak yönetimine karşı Türkiye'nin tutum takınmasında bunların hepsinde Bahçeli'nin ön alıcı yaklaşımları etkili oldu. Bu bir refleks. Bunlar haksızdır diye bir şey de söylemiyorum. Bu iddiada da değilim. Ama bu refleks üzerine harekete geçildi. Bundan sonra da AK Parti'de ya biz bu partiye hizmet ettik, yolları yaptık, işte seçim meydanlarındaydık, koşturduk falan diyenler de var. Ve bu birliktelik nereye kadar gidecek? Bir çıkar birlikteliği mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçildiğinde kabinesini nasıl oluşturacak? Başkan yardımcılarını kimlerden oluşturacak? Bunlarla ilgili beklentiler var, sorgulamalar var. İşte şimdi yalnız bu uzun ve isabetli değerlendirmenin bu bir değerli ittifaktır noktasına kadar söyledikleriniz benle zaten aynı. O bu bir değerli ittifaktır noktasından sonra söylenenlere ilişki zaten ben bir şey söylememiştim. Dolayısıyla ben aynı fikirde olduğumuzu evet. Anlıyorum. Yani bir ama vardı cümlenin başında. Başkan yardımcılarıyla ama, ilgili hani şimdilik zaten Erdoğan bir vitrine falan çıkmıyor. İşte ben zaten Erdoğan, tam olarak bunu söyledim. Evet. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın zaten öyle bir şeyi yok, gereksinimi yok. O alan iyi tanımlanmış bir alan. Kendisi üzerinden gidiyor yani. Kendisi ve kendisinin ötekisi üstünden gidiyor. Dolayısıyla yanına, sağına, soluna bir şeyleri koymak mecburiyetinde değil. Bu bugüne kadar oynadığı bütün role rağmen en azından bu aşamada Bahçeli de değil. Yani
O ağırlık sadece Erdoğan'a. Erdoğan'ın bastığı alan Erdoğan'a ait bir alan. Bunu yani şunu takdir etmek zorunda siyaseti takip eden birisi. Recep Tayyip Erdoğan siyaseti iyi bilen, kendi bastığı alanın ağırlığını iyi bilen ve tabii bu kadar ağır olduğu için bastığı alanda da öyle kolay kolay başkasının hayat hakkı da olmayan birisi. Bahçeli kendine bir alan açabilir bunun etrafında belli hamlelerle vesaire ama bu başkan yardımcılığıyla seçimi değiştirecek türden değil. Zaten ittifak var ortada yani. Seçimi ne kadar değiştireceğini göreceğiz hep beraber. Dolayısıyla onu aldım başkan yardımcısı yaptım diye bak ittifakta Bahçeli vardı. Ben oyumu vermedim de ama şimdi madem ki Bahçeli Erdoğan'ın başkan yardımcısı oldu o zaman ben götürüp oyumu ittifak adayı olarak Erdoğan'a vereyim diyecek bir Allah'ın kulu olduğunu ben pek zannetmiyorum. O verecek adam zaten çünkü bir önceki turda vermiş olacaktı. O oy zaten Cumhurbaşkanı'nın oyu onun cebinde. Ona uygun bir tavır almak mecburiyetinde bu bakımdan değil. Ama muhalif adaylar açısından durum öyle değil. Çünkü her birinin ağırlığı kendi içerisinde hiç kuşku yok kıymetlidir, değerlidir vesaire. Ben zaten Türkiye'de bu konuyla ilgili kurgulanan dilin de sorunlu olduğunu düşünüyorum. Yani işte bir şey yapılmaya çalışıyor. Karşıdan gelen herkes de bunu engellemeye çalışıyor. Herkes de aday oluyor ve kendi görüşü çerçevesinde bir çoğunluk sağlamaya ve o göreve talip olmaya çalışıyor. Şimdi o göreve talip olmaya çalışan Cumhurbaşkanı dışındaki adayların özgül ağırlıkları tek başına Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği özgül ağırlığa karşılık gelmiyor. Dolayısıyla onlar bir terazinin kefelerinde tartılacaklarsa Cumhurbaşkanı'yla, mevcut Cumhurbaşkanı'yla ki bu böyle olacak en sonunda. O zaman durdukları kefeye etraflarına başka bir ağırlıklar koymak mecburiyetindeler. Bu bakımdan önemli. Peki Faruk Hoca'ya da biraz soralım bu başkan evet. ve yardımcıları konusunu. Çünkü bu çok üstünde durmadığımız bir konu haliyle hep adaylar kimler olacak diye konuşuyoruz. Hı-hı. Ve kulisler onun üzerinden şekilleniyor. Ama bu soru Türkiye'nin bu sistemini tanıması açısından da önemli bir soru açıkçası. O da yanlış değil aferin. Bitti operasyon. Ben, farklı ben, evet, ben de yaptım sonunda. Sen de yaptın sonunda. Afrin diye hitap ettin Ahmet Kasma. O da yanlış değil. Çünkü zaten birinci mevzu o. İlk mevzu o ama muhalefet için birinci mevzudan hemen sonraki ikinci mevzu benim söylediğimdir. Cumhurbaşkanı için birinci mevzudan sonraki evet. bir mevzudur bu mevzu. Tamam ama yine de şunu anlamak istiyoruz biz Faruk Acar haliyle hem kamuoyu araştırmaları yapıyor haliyle araştırmaları da noktaları birleştirerek bir stratejiye dönüştürüyor. Evet. Dolayısıyla soralım mesela adaylar belirlendikten sonra başkan yardımcılarının kimler olduğu da o kampanyanın imajını güçlendirecek unsurlar mı olacak? Tabii. Yani işte Ahmet Kasman'ın dediği gibi belki Cumhurbaşkanı Erdoğan için değil ama muhalefet adayları için çok daha başka bir ağırlığı mı olacak başkan yardımcılarının kimler olduğu? Bize bir başkan yardımcısı kampanya sürecinde nasıl bir fonksiyonu olacak? Onu anlatın sonra da belki Bülent Aydemir bizi başkan yardımcılığı için düşünülen, konuşulan isimlere dair biraz kulis bilgileriyle besler. Yapalım mı öyle Faruk evet, Acar? Şimdi tabii siz zaten sorunuzun içerisinde Cumhurbaşkanı'nın, en azından mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcıları adı altında çok böyle hani tümden durumu değiştirebilecek yani koyduğunda dramatik bir düşüş yaşatacak olumsuz bir karakter ya da Cumhurbaşkanı başkan yardımcısı olarak Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gösterdiğinde acayip böyle radikal bir yükselişe neden olabilecek bir durum AK Parti ve MHP ittifakı yani Cumhur İttifakı adına adayın Erdoğan'ın alacağı oy oranını tümden etkilemeyecek kadar yani ne diyelim sembolik düzeyde. Evet. Fakat tabii muhalefet için aynısı geçerli değil. Şimdi X
bugün itibariyle tartışılan bir isim Cumhurbaşkanı adayı olarak yanına diğer potansiyel taşıyan kişiyi bir de ben başkan yardımcısı yapıyorum derse, diğer yanına muhalefetin diğer bileşenlerinden birer kişiyi başkan yardımcısı yapıyorum derse, bunun doğal olarak o noktada buluşulması adına bir gösterge olduğu, bir güzergah olabileceğine dair yön verici bir anlamı var. Dolayısıyla seçmenler bunu nasıl okurlar, nasıl değerlendirirleri henüz görmedik. Böyle bir çalışma falan yapmadık. Yani A ismi yanına işte şu isimleri, B ve C ismini de başkan yardımcısı olarak